Herkese merhaba arkadaşlar. Tütün Gurmesi kanalına hoş geldiniz. Bugün farklı bir yer, mekandayız. Burası Selahattin'in evi. Sağ olsun bize sıcaktan nargile içmemize izin verdi. Allah razı olsun yani gerçekten. Soğukta parmaklarımız dona dona nargile içiyorduk. Arkadaşlar bugün ne içiyoruz? Bugün dozaj Butterfly içiyoruz. Şöyle, şu şekilde. Tütünün kabı bu şekilde arkadaşlar. İçi de birazcık Adalya'ya benziyor arkadaşlar. Yani tütünün kıvamı. Şu şekilde size şöyle göstereyim. Çatal yok şimdi. Şu şekilde. Birazcık Adalya'yı andıran bir tütünü var. Şerbet kısmı da yine aynı şekilde Adalya gibi. Onun dışında çer çöp çomak oranında belki birazcık Adalya'dan biraz daha fazla olabilir. Kendi bardağımı bıraktım. Selahattin'in cam bardaklarını içiyoruz. Arkadaşlar birazcık tadım notlarına değinecek olursak. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yine bir yeni kömür, yeni set vakası yaşıyoruz. One Nation 26'lık Selami yeni nargile aldığı için kendisine yeni kömür de aldı tabii ki de. One Nation 26'lıkla yaptık. 3 tane atmak durumunda kaldık. Kömürde, tütünde birazcık yanma oluştu. Bunu hisseder hissetmez de hemen bir tanesini çıkardım. Şimdi izniniz olursa bir kere daha çekiyorum. Ondan sonra tadım notlarına geçebiliriz. Arkadaşlar bu tütün içinde yanılmıyorsam armut aroması vardı. Tatlı kavun vardı. Buz ve nane mi? Buz ve nane varmış. Şimdi olay şöyle. Armut aroması geliyor. Yeterli düzeyde geliyor. Kavun aroması yani buz zaten var içinde yeteri kadar. Nane de var. O belli oluyor arkadaşlar. Burada benim asıl değinmek istediğim şey şu. Tütün fena değil. Açıkçası isterseniz. Orta segment bir tütün. Çok iyi bir tütün değil. Zaten fiyatı da çok ucuz. 50 lira mıydı? 200 gramı. Evet, 200 gramı 60 mı 50 mi? 100 gramlık şey atmıştı herhalde. 200 gramlık. Pardon. Ha. Tamam. 200 gram normali 60 lira arkadaşlar. Bedava. Öyle söyleyeyim size yani. 50 gramı işte 15 liraya mı geliyor? Öyle bir şey denk geliyor. Pardon bir saniye. Arkadaşlar yanımda iki arkadaş daha var, tamam mı? Her birinin tütünlerini de denedim tek tek. Kendiminkini de denedim. Bu videoda dozajı yerin dibine sokacağız arkadaşlar. Tütün orta segment dedim. Evet tütün orta segment gözüküyor. Ama çok affedersiniz ama bak şimdi ağzıma kötü bir şey çıkmak üzereydi. Tütün tadını alamıyoruz arkadaşlar. Şimdi armut tadı hafif geliyor. Kavun tadı hafif geliyor. Adam çilek limon içiyor. Bana sadece boş duman geldi mesela. Alakasız bir şey geldi. Tadını alamıyor. Diğer arkadaşın nargilesi sıfır. Benimki muhtemelen benim belki tat karmaşası. Nargilemde daha önceden içtiğim tatların karışmasından da olabilir. Çünkü bu nargile yıllardır günde 3 kere içiliyor. 1000 tane tat karışıyor içine. Tamam hep yıkıyorum ama illaki bir tat kalıyor. Adamın nargilesi sıfır. Adamın nargilesinden hiç tat gelmiyor. Şimdi ortada bir şeylik var. Anlamsızlık var. Benim tavsiyem evet tamam. Tütün 60 lira. 200 gram 60 lira bedava. Arkadaşlar kaliteli tütün içiyorsanız eğer, kaliteli tütün kullanmaya alışkınsanız dozaj almayın. Çünkü beğenmeyeceksinizdir büyük ihtimalle. Yani nakli içiyorsanız, el fakir içiyorsanız, adale içiyorsanız dozajdan arkadaşlar uzak durun. Çünkü bu tütün sizi sarmayacaktır büyük ihtimalle. Yani size şey vermeyecektir, performans vermeyecektir. Diyeceksin ki Buğra sen daha 3-5 video öncesinde dozajı öve öve bitiremiyordun.
İşte içtiğim en iyi kurabiye dozajını falan dedi. Arkadaşlar Black bu konudan tamamen ayrı tutuyorum. Dozaj Black bambaşka seviyede. Normal dozaja göre. Dozaj Black hala benim gözümde alınabilir bir tütün. Kaliteli bir tütün. Belki Black piyasasında zayıf olabilir. Ama sonuçta Black ve kırmızı tütünlerden daha başarılı olduğunu düşünüyorum. O dozaj Black'in. Onu deneyebilirsiniz. Ama bence buna para vermeyin arkadaşlar. 5 kuruş bile vermenize gerek yok. Biz Selami'de de aldık 5 tane 50 gramlık dozaj denedik. Her birini başarısız bulduk. Her birini birbirinden de başarısız bulduk. Adam yazmış işte özellikle o zaten o dolandırıcıda ayrı bir sinirliyim. Selami'yi dolandırmışlar orada. Adam yazmış üstüne Tokyo. İçerine yazmış şeftali, yasemin, buz nane. İçiyorum pişmiş şeftali bu. Niye dümdüz pişmiş şeftali yazmıyorsun üstüne? Ya da baked peach yaz, spice peach yaz. Ne bileyim bir şey yaz ama pişmiş şeftali yani. Çok açık bir şekilde pişmiş şeftali oldu. Belli yani. Kokusundan anlıyorum. Yani tadı da aynı. Zaten başarısız da. Yani şerbetliyle falan kıyaslanacak bir seviyede değil. Ballı ve şerbetli seviyesinde alakasız bir tütün yani. O yüzden arkadaşlar bu adamlara kanmayın. Yani 50 gramlı, 200 gramlı. Ya herhangi bir şekilde klasik tütünleri başarısız arkadaşlar. Çok zayıf. Birazdan zaten puanlayacağım da. Oradan da zaten anlaşırsınız. İzniniz olursa bir iki fırt daha çekmek istiyorum. Ne bileyim. Arkadaşlar, eğer zayıf aromalar istiyorsanız, yani zayıf aroma içiyorsanız sürekli, mesela PLS içiyorsanız, Reboş içiyorsanız, Rozan'la içiyorsanız, bu tütün size okey gelebilir. Yani kabul edilebilir bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz o zaman. O adamlara göre evet. O markalara göre bu tütün evet kabul edilebilir bir düzeyde. Fakat içtiğiniz tütünler, içtiğiniz tütün markaları genel olarak El Fakir'den oluşuyorsa, Adalya'dan oluşuyorsa, işte ne bileyim Nakla'dan oluşuyorsa veya daha da premium seviyorsanız işte Aquamenta'dır, Fumari'dir. Bunlar havalarda uçuşuyorsa arkadaşlar bu tütün sizin için bir çöp. Yani bayağı bildiğiniz çöp. Açık ara söyleyeyim yani. Evinize çöp alıp işte çöpü lülenize dizmişsiniz gibi düşünebilirsiniz yani çok açık bir şekilde. Çünkü bu aroma bu tütün markasının verdiği bana haz ve aroma o markaların verdiği hazla alakası yok yani. O kadar az ki onlara kıyasla. O yüzden ben size açık açık söylüyorum. Ben burada denedim. Bu tütün zayıf arkadaşlar. Yani bu aroma zayıf. Haberiniz olsun. Denemek isteyenler olursa buradan da bilgilendirmiş olurum. Zaten her yerde satılmıyor dozaj. Kolay kolay bulunan da bir tütün değil. Bir yerde denk gelirseniz falan aklınızın bir köşesinde bulunsun. Puanlamaya denk gelirsek zaten 3 segmentte puanlıyoruz. Duman performansı, tat ve doku olarak. Duman performansını siz de görüyorsunuz. Şuradan daha açık bir şekilde yan profiller göstereyim. Duman performansı fena değil. İdare eder. Adalya'nın belki bir tık altı olabilir. İşte El Fakir'in bir tık altı. Nakla'dan da bir tık üstü olabilir. O yüzden duman performansına 6.5-7 civarı bir şey verilebilir. Hadi 7 olsun. Tat performansı çok zayıf arkadaşlar. Rozan'la kadar zayıf değildi ama Rozan'la bayattı. Rozan'la'dan bir tık daha üstü koyarsak 5 verebilirim. 9'u zaten arkadaşlar standart Adalya tarzı tütünlerin dokuları zayıf olur. Hafif olur. Aquamenta diyecektim yine özür dilerim. True Passion'dan belki bir tık daha koyu bir dokusu var. Ağır bir dokusu olduğunu söyleyebilirim. O yüzden dokuya da 5 verebilirim. Gerisi size kalmış arkadaşlar. Alır mısınız almaz mısınız ben bilmem. Benim naçizane tavsiyem almamanız. Ben çünkü beğenmedim. Arkadaşlarım da beğenmedi yani. Bu videoyu da bugünlük burada keselim. Son duyurumu da yapayım. Yine en başta yapacaktık ama videoya erken bir giriş yapmış olduk. O yüzden kusura bakmayın. Arkadaşlar videoları eğer beğeniyorsanız beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Eğer takipte kalmak istiyorsanız abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi dumanlar diliyorum.